Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında çokgenler konusundaki test 1'in çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Yukarıdaki verilere göre ABC x kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar şurada bir çokgen var görüyorsunuz. Çokgenin iç açıları toplamı n-2 çarpı 180'lerde bulunuyor da farklı bir şekilde de bulabiliriz. 3 böyle çokgen kalabalıksa da tabii ki dış açılardan gitmek daha mantıklı. Çünkü niye? Dış açılar, ölçüler toplamı her zaman sabittir ve 360 derecedir. O zaman dış açıdan gidelim. Bakın dış açısı verilmiş, dış açısı verilmiş, dış açısı verilmiş. Bunun da dış açısı 90 derece. Buradaki dış açıya da A diyecek olursam toplayacağım bunları. A artı 85, 80, 70, 85, 80, 70 ve 90'ın toplamı 360 yapmalı arkadaşlar. Şimdi 80, 70 daha kaç yaptı? 150, 90 daha 240. 240 85 daha 325 yaptı. 325 A da buradan 360 eksi 325'ten kaç geldi arkadaşlar? 35 geldi. E o zaman A 35 ise X de ne yapacaktır arkadaşlar? 180 eksi 35'ten 180'e tamamlayan açısı kaç derece geldi arkadaşlar? 145 derece geldi. Yani şimdi bu sorunun cevabı Akçay oldu. En kenarlı bir çok, düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü şu formülle hesaplanırmış. Arkadaşlar biz genelde bu formülü hesaplamıyoruz. İsterseniz yazıp şey yapabilirsiniz. Genelde dış açıdan gidiyoruz. Dış açısı nedir? Hocam 360 bölü 5. Beşgen değil mi bunlar? Evet. 360 bölü 5 bize dış açıyı verir. Hocam dış açısı 72 ise a iç açısı kaç çıktı? 108. O zaman 108. Yani düzgün beşgenin iç açısını 108 diye bulduk. E şimdi ne yapacağız? X açısı burada. Buraya yoğunlaşıyoruz. Hocam burası 108. Düzgün beşgenin iç açısı. Hocam burası da 108. Hocam burası da 108. E ne olacak o zaman? 108 artı 108 artı 108 artı x'in kaç yapması lazım arkadaşlar? 108 artı x'in 360 yapması lazım. 3 tane 108. 324 yapıyor. X de buradan 360 eksi 324'ten kaç çıkıyor? 36 mı çıkıyor? Evet cevabımız böylelikle 36 çıktı arkadaşlar. Yani cevap Edremit oldu. Evet formülü vermiş yine ama biz dış açıyı bulmanın daha mantıklı olduğunu biliyoruz. İsteyenler buradan da yapabiliriz. Sıkıntı yok. Bir düzgün beşgen var ve düzgün ongen var. Düzgün ongenin dış açısını bulalım arkadaşlar. 360 bölü 10'dan kaç çıktı? 36 çıktı. Dış açısı 36 ise iç açısı kaç çıkıyor o zaman? 144 çıkıyor. Düzgün beşgen de zaten 360 bölü 5'ten 72 dış açısı. iç açısı da kaç çıkıyor? 108 çıkıyor. Şimdi arkadaşlar burası 108. E burası 144 ise tamamı 144 yapacak. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Şurada kaçının tamamı 144 yapacak. 144'ten 108 çıkartırsak kaç kalıyor arkadaşlar? 36 mı kalıyor? Buraya 36 derece kaldı. E düzgün çokgenler böyle 2 tane üçgenle 3 üç tane birden aynı şekilde düzgün çokgen gördüğünüz zaman mutlaka şunu yapın. Kenar uzunluklarını eşitliğini gösterin. Arkadaşlar bu düzgün beşgenin kenarı şöyle kenarları çift çizgili gösterelim. Aynı zamanda bu düzgün ongenin de kenarı olduğundan burada da kenarları çift çizgiyle gösterelim. Bakın burada ne çıktı? Bir x kenar çıktı. Yani tepe açısı 36 ise 180'den 36 çıktı. 144 ikiye böl 72, 72 oldu burası. E hocam 72 artı x de şuradaki açıya yani bu düzgün ongenin bir iç açısı 144'e eşit olduğundan dolayı x de buradan 144 eksi 72 eşit olur arkadaşlar. O da kaç yaptı? 72 yaptı arkadaşlar cevabımız. Yani cevap Cehan oldu. Yukarıdaki şekilde bir kenar 2 santimetre olan düzgün altıgenler üzerine çizilen ABC üçgenin alanını bulunuz diye söylüyor. Arkadaşlar bu ABC üçgeni özel bir üçgen olursa işimiz kolay ama özel değilse işimiz sıkıntı. Özel mi? Hocam tamam şu kenarları bulabilirim. Niye? 30-30. 120'den dolayı. Çünkü 120 ya burası. 120 ise 30-30. Şunları bulduk diyelim. Ama ben bu kenarı bulabiliyor muyum? Maalesef. Bu kenarı bulabiliyor muyum? Maalesef. Bulamıyorum. Belki bulabilirim. Tek tek bulabilirim. 90 dereceye karşılık getirip bulabilirim ama uzun sürer arkadaşlar. Belki de dik üçgen çıkacaktır burası. Bilemiyorum. İsterseniz onu siz deneyin. Ben genelde şöyle yapıyorum. Böyle düzgün. Özellikle birim karelerden şimdi atma geldi mesela. Birim karelerde arkadaşlar. Birim kareler içerisine böyle bir üçgen çizildiği zaman ben o üçgenin içerisine böyle dikdörtgen oluşturuyorum. Yani etrafına bir dikdörtgen. Yani o üçgeni için alabilecek en küçük dikdörtgeni çiziyorum. Dikdörtgenin alanından ondan sonra böyle bazı üçgenleri çıkartıyorum. Aynı şekilde burada da diyebilirim. Ben bunu dikdörtgen içerisine oturtabilir miyim mesela? Arkadaşlar şunu şöyle çizdiğim zaman. Hop şöyle. Hocam dikdörtgen içerisine oturuyor mu? Evet oturuyor bakın. Şöyle bir şekil içerisine. Hatta bu da tam olarak bir dikdörtgen oluyor. Niye? Sebebini söyleyeyim. Arkadaşlar burası 30-30 değil mi? Evet buraya da 120 olduğundan 90 oldu. Hocam burası da 90 bak burası doğrusal oldu. Şunların hepsi doğrusal. Hocam aynı şekilde burası 90. Ondan sonra cıma, şunlar doğrusal oldu. Aynı şekilde doğrusal doğrusal. Hocam burası 90 niye? Bu simetri eksen oldu. 60 burası da 30, burası da 90 derece oldu. Ve şekilde bir kenarı 2 santimetre olan düzgün altıgenler. Bir kenar 2 santimetre ise arkadaşım 2, 2 ise burası 2 kök 3, burası 2 kök 3, burası 2 kök 3, burası 2 kök 3, burası da 2 kök 3 ve burası da 2 kök 3. Hocam burası bir kenar 2 ise bir kenarın 2 katı 4. Burası zaten 2, burası da 4, burası da 2. Yani 4, 2, 4, 2. Burası da aynı şekilde. Kaç yaptı? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Burası da 12 kök 3 yaptı arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız arkadaşım? Biz burada dikdörtgenin alanını bulabiliriz. Dikdörtgenin alanından üçgenlerin alanlarını çıkartacağız arkadaşlar. Şu üçgenlerin alanını çıkarttığım zaman ne yapabilirim? Taralı alanı bulabilirim. Evet dikdörtgenin alanı belli mi? Belli. Şu, hocam şurası kaç? 6, 6, 12 mi burası? Evet. Burası 12 değil mi arkadaşlar? 6 6 12. Evet 12 burası. Burası kaç? 12 kök 3. Yani sen 12 çarpı 12 kök 3'ten neyi çıkartacaksın? Üçgenlerin alanlarını. Çıkartalım tek tek. 6 çarpı 12 kök 3 bölü 2. Yi. 6 çarpı 12 kök 3 bölü 2'yi çıkartacaksın. Eksi. Sonra şu üçgenin alanı 4 kök 3 çarpı 12 bölü 2. 4 kök 3 çarpı 12 bölü Bir de şurayı çıkartacaksın burada. 6 çarpı 2 4 6 8 6 çarpı 8 kök 3 bölü 2'yi çıkartacaksın. Burası 144 kök 3 yaptı. Eksi. Burası 36 kök 3 yaptı. Eksi. Burası kaç yaptı arkadaşlar? 2, 24 kök 3 yaptı. Eksi. Şurası kaç yaptı arkadaşlar? Burası da 48, 24 kök 3 mü yaptı? Evet, 24 kök 3 yaptı. Yani 144 kök 3 eksi 36, 24 daha 60, 60, 84 mi yaptı burası? Evet, 84 kök 3 yaptı. E o zaman bu da böyle çıkartınca 144'ten 84 çıkınca kaç kalıyor? 60 mı kalıyor arkadaşlar? Cevabımız böylelikle 60 kök 3 yaptı. Yani cevap edremit oldu arkadaşlar. Düzgün altıgen aynanı etrafına çekildik gibi düzgün altıgen biçiminde çerçeve yapılmıştır. Evet düzgün altıgen şeklindeki bir altıgen aynanın etrafına düzgün altıgen bir çerçeve yapılmış. Buna göre çerçevenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şöyle şu çerçevenin alanı isteniyor. Ne yapacağız? Büyük altıgenin alanından küçük altıgenin alanını çıkartacağız. Evet. 6 tane a kare kök 3 bölü 4'ten neyi çıkartacağım? 6 tane 20'nin karesi kök 3 bölü 4'ü çıkart. Ee, o zaman sen burada kalanı bulur musun? Bulursun. E, ee, hocam burada e, 6 bölü 4 kök 3 parantezini alalım mı? Alalım. Yani 6 bölü 4 kök 3 parantezini aldığımda 30'un karesi eksi 20'nin karesi yaptı burası. Yani burası sadeleşince 3 kök 3 bölü 2 yaptı çarpı bu 30 eksi 20 çarpı 30 artı 20 değil midir arkadaşlar? Evet. Şurası 3 kök 3 bölü 2 çarpı burası 10 yaptı. Artı çarpı burası da 50 mi yaptı arkadaşlar? Aynen öyle. E ee, burada ne yapıyor o zaman arkadaşlar? Şu x'in çarpımı 500. 500 2'ye böldüğümüzde 250. 250'yi de 3 ile çarptığımızda 750 kök 3 olarak buluruz cevabı. Yani cevabımız böylelikle Cehan çıktı. Aşağıda düzgün altıgen camlı gözlükte iki cam arası en kısa mesafe 6 birim, en uzak mesafe 38 birimdir. K, A, B ve L noktaları doğrusal olduğuna göre o zaman arkadaşlar şunlar doğrusalsa bu karşı kenarlar birbirine paralel ya şu kenar paralel alttaki da şu üstteki kenar paralel yani şunu da şu da doğrusal olacak mı arkadaşlar? Olacak. Evet. Şimdi o zaman biz şunu şöyle çizdiğimiz zaman şununla şu paralel ya. O zaman bununla da bu paralel ya. Tam böyle simetri ekseni olduğu için bu simetri eksenleri de ne olacak? Doğrusal olacak mı? Olacak. Peki gözlükteki iki cam arasındaki en kısa mesafe 6. En kısa mesafe iki cam arasındaki en kısa mesafe burası değil midir? 6 burası. En uzak mesafe 38. Hocam en uzak mesafe burası. Ya ben şuraya bir kenara A dersem bir kenar A ise burası 2A'dır. E o zaman burası da 2A'dır. Toplam 4A artı 6'yı kaç verdi bize? 38 verdi. 4A buradan 32 ise A'yı buradan kaç bulduk? 8 bulduk. A 8. Evet bir kenarı 8 bulduk arkadaşlar. 8, 8. Bizden ne isteniyor? Ali Bey uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne yapacağız? Gençler burası 8 mi? Evet burası 8 mi? Evet. Başka neler var? Elimde 120 derece. Dış açısı 60. Hocam 120 derece. Dış açısı 60. Şununla da şunun paralel olduğunu da biliyorum. Şuradan bir dik çizsem 90'ın karşı 8 30'un karşı 4'tür. Şuradan da bir dik çizsem 60'ın mantığını kullanmak için tabii ki 90'ın karşı 8 30'un karşı 4'tür. E hocam 6 ya burası da 6. Hop Ali Bey uzunluğu. Kaç çıktı o zaman? 14 çıktı arkadaşlar. Yani cevabımız Cehan oldu. Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar düzgün beşgen 360 bölü 5'in dış açısı yaptığını 72 yaptığını ve iç açının 108 derece olduğunu zaten öğrendik ve bir karede verilmiş arkadaşlar ne yapacağız düzgün çokgenlerden iki tanesi ya da üç tanesi aynı anda şekil üzerinde verildiği zaman eşitlikleri mutlaka mutlaka yazın hocam bu karenin kenarları eşitlikleri yazdım e, düzgün beşgenin kenarıyla karenin kenarı aynı bak eşitlikleri burada da yaz ana ne çıktı diyeceksin bak burada başka bir şey verilmiş mi bir şey çıkmadı çünkü Hah, AFE AFE, E. Hocam A, F, değişken üçgen. Burası çift çizgiken bak burası da çift çizgi. Bak şurada da ekstradan bir ikizkenarlık kenarlık falan filan çıktı arkadaşlar. Öncelikle eşkenardan dolayı şuradaki 60'ları bir yazalım. Hocam burası 108 derece değil miydi? Evet. Buraya kaç kaldı? 48 kaldı. E hocam burası da 90. Şu üçgende ne var gençler? Bakın şu üçgende bir ikiz kenarlık çıktı. E o zaman ne diyeceğiz? Buradaki açının tamamı kaç derece? 138 derece x iken burası da x. Yani 2x artı 138 eşittir. 180 ise 2x buradan kaç çıkıyor? 42 çıkıyor. x de buradan kaç çıkar o zaman? 21 çıkar. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu. Çevresi 20 birim olan ABCDE düzgün beşgen şeklindeki bir kağıt CF ve CT üzerinden katlandığında D ve B noktaları sırasıyla G ve K noktalarına geliyor. Eyvallah. Şimdi gelmiş buna göre YKC üçgeninin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Arkadaşlar uzunluk falan verilmiş bir çevresi 20. Çevresi 20 ise 20'yi 5'e e böldüğünüzde bir kenar kaç yaptı? 4. Hocam 4. E, katlamada üst üste binen kenarlar eşit. Hocam burası da 4. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam üst üste binen açılar da birbirine eşit. 12. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. 12. Düzgün beşgenin bir dış açısı 360 bölü 5'ten 72 olduğundan dolayı iç açısı kaç yapacaktır? 108. Hocam 24, 24, 48'i buradaysa buraya kaç derece kaldı o zaman? 60 derece kaldı. Çünkü bu açının tamamı 108. Bakın 24'ü burada, 24'ü burada. Yani 48'i buradaysa buraya 60 kaldı. E ne çıktı arkadaşlar burada? 60 var. Şunlar da eşit. 4 çarp 4 çarp 16, 60 bölü 2 dersiniz şimdi. Gerek var mı? Bence gerek yok. Çizersin bir 90 derece. 90'ın karşısı 4 30'un karşısı 2 deyip 2 kök 3 diyebilirim. Taban çarpı yüksek bölü 2'den yaparsın. Ya da hocam zaten 60 derece bu. Bunlar da eşit. Bu bir eşkenar üçgen oldu o zaman arkadaşım. Burası da 4. Yani eşkenar üçgen alanı direkt a kare kök 3 bölü 4 dersin. Cevabı direkt 4 kök 3 diye tak diye bulursun. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu. Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir diye soruluyor. Ve bana burada bir oran verilmiş. HD uzunluğu ve HDK dersek neresi? AC uzunluğu 2K. Evet düzgün beşgende. Köşegen çok önemli arkadaşlar. Çünkü köşegenlerin hepsi birbirine eşit. Ama öncelikle yine söylüyorum burası 360 bölü 5'ten. Burası kaç yapar? 72. Hocam 72 iç, iç açısı. Burası 108 yaptı. E hocam 108 ya. Şunlar da birbirine eşit ya böyle böyle. Şöyle. 108 ise 180'den 108 çıkart 72. 2'ye böl 36 36 yaptı. Yani burası 36. Burası da kaç yaptı? 36 yaptı. E K ile 2K arasında bir ilişki yok. Ne yapacağız? Özellikle bir köşegen çizilmişse diğer köşegeni de çizmek en mantıklı harekettir. Çünkü düzgün beşgende bütün köşegenler birbirine eşit. Hocam ben bu köşegeni çizdiğim zaman böyle. Bakın 2K iken burası da 2K. Aa, burada güzel bir üçgen çıktı. Nasıl bir üçgen arkadaşlar bu? Hocam 90'ın karşısı 2K. Hangi açının karşısı K'dır? 30'un. Burası 30. Burası da 60 oldu. E şurada kaç kaldı? Hocam burayı nasıl bulacağız? Dikkat ederseniz arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Aslında bazılarınız direkt söyleyebilir. Hocam ne var bunda 36 diyebilirsiniz ama ispatını yapayım. Şimdi gençler burası 36 ya tamamı 108 olduğundan buraya kaç kaldı? 72. Bak ikiz kenar. Bak, tekrar söylüyorum burası 108 olduğundan 36 ise 72 kaldı. Hocam 2K 2K x kenar burası. Burası da 72. 72 72 144. 144'ten buraya da 36 kaldı. E, x açısı da ne oldu o zaman? 30 artı 36'ya eşit oldu. Yani 66'ya eşit oldu. Cevabımız böylelikle Ceyhan oldu. Endüstriyel tasarım bölümünde okuyan Şevval bir robot tasarlayıp robota aşağıdaki komutları veriyor. 50 cm düz ilerle. Hadi bakalım robot 50 cm bir düz ilerle bakayım. Hocam hop ilerlettim 50 santimetre düzü. 50 santimetre. Sonra diyor ki ikinci komut. Geldiğin doğrultuyla 156 derecelik açı yapacak şekilde sağ tarafa dön. Bak dikkat. 156 derece dön deseydi, bu adam normalde böyle gidecekti. 156 derece hocam şöyle dönüş yapacaktı o zaman. Değil mi? Çünkü 156 derece bu doğrultuya şöyle 156 derece dönüş açısı. Dönüş açısı önemli ÖSYM'de soruyor. Ama ne diyor? Geldiğin doğrultuyla geldiğin doğrultuyla 156 derecelik açı yapacak şekilde. Aslında bu da biraz tehlikeli ya. Bu geldiğim doğrultu. Yok, geldiğim doğrultuyla. Tam buraya kadar geldim ya. Normalde bu doğrultu devamı doğru olarak düşünecek olursak, bu doğrultuyla 156 derecelik açı yapan şunu olabilir diyebilirsiniz belki. Şu an ben sizi sorguluyorum. Belki sorgularsanız Hocam burası 156 derece dersiniz. Ya da geldiğim doğrultuda hocam bu e, 156 derece şu şekilde açıda yapabilir diye sorgulayabilirsiniz arkadaşlar. Ama burada şunu demek istemiş bence e, geldiğin doğrultuyla 156 derecelik açı. Yani bu geldiğim doğrultuya bakacağım sadece. Bununla 156 derecelik açı yapacağım. Şöyle. Hocam 156 derecelik açı yaptım ve sağ tarafa döndüm. Bak sağa doğru döndüm. Robot başladığı noktaya gelecek. Hep bu komutlarla. Bu komutu var ya 50 santimetre gitti. Sonra 156 derece yine döndü. 156 derece yine döndü. Diye 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 böyle 50 santimetre gitti 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 gitti. En son döndü buraya geldi. İşte bu dönüştü robotun aldığı yol nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi arkadaşlar burada bir çokgen oluşuyor. Hatta düzgün çokgen oluşuyor. Niye düzgün çokgen oluşuyor? Bütün kenarları eşit ve aradaki açılar da eşit olduğu için düzgün çokgen oluşuyor. Ve bu dönüş mutlaka adamı en son buraya getirir. Yani robotu buraya getirir. O zaman ne diyeceğiz gençler burada? Ee, önce önce kaçgen olduğunu bulacağız. Tabii ki dış açısına bakalım. Dış açısı kaç derece? 24 derece. 360 bölü 24 kaç yapıyor arkadaşlar? Galiba 15 yapıyor. Bu 15 kenarlı bir çokgen oldu arkadaşlar. E 15 kenarlı bir çokgenimiz her zaman 50 cm gidiyorsa e 15 çarpı 50 cm götürdüğüm zaman 75 yaptı burası ve 750 santimetre mi gitmiş oldu? Bizden metreye çevirmemiz isteniyor. 750 santimetre de kaç metredir arkadaşlar? 7,5 metredir. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu. Güzel soru. Hoş soru. Ana soruyu şöyle de değiştirsek güzel olur aslında. Yani ikinci komut şu olsa ee, direkt şunu dese 50 santimetre düz ilerlesin. Sonra e, ee, sağ tarafa 24 derece dönsün dersek bu soru daha net ve daha garanti olur arkadaşlar. Aa, buradaki söylediği şey de bence doğru. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle denizli oldu. ABCD bir düzgün beşgen CF bir eşkenar üçgen. Arkadaşlar CF bir eşkenar üçgen. Aa, normalde düzgün beşgenle birlikte eşkenar üçgen böyle düzgün çokgen verildiğinde kenarların eşitliğini yazıyorduk. Evet ama bu sefer düzgün beşgenin köşegen uzunluğuna eşit verilmiş arkadaşlar. Şurası eşkenar üçgen verilmiş arkadaşlar. Bakın. Ben burada eşitliği kullanacağım. Ama dikkat edin bu düzgün beşgenin köşegeni. Düzgün beşgenin köşegeni böyle eşitlikler arasında yer alıyorsa şuna dikkat edin arkadaşlar. Büyük ihtimalle düzgün beşgendeki köşegenlerin birbirine eşit olması hikayesini kullanacağız. Öncelikle eşkenardan dolayı buradaki açıları 60'ar derece yazalım. Sonra artık bunu biliyoruz. 108 derece 36 36 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. E hatta buraya da kaç derece kaldı? Burayı da 12 derece kaldı diyebiliriz. Toplam 108 yapması için ama yazmasak da olur herhalde. Hocam soruyu çözemiyoruz. E sonrasında ne yapacağız? Hocam düzgün bir eşkenin bak köşe içine girmiş ya. Bir köşegen çizelim. Tutup da şu köşegeni çizmezsiniz herhalde. Alakası olan bir köşegeni çizerseniz. Ne yapalım hocam? Şuradan şöyle şu köşegeni çizecek olursak. Hocam köşegenler birbirine eşit aha da eşitliği böyle gösterince a ne çıktı hocam bak şimdi bak 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 şuraya da 12 yazmıştık zaten burası 108 ise bunlar da 36 36 olacağından dolayı buraya kaç kaldı arkadaşım 24 derece mi kaldı evet 24 derece kaldı ee, burası 24 ise buraya da kaç kaldı 36 kaldı zaten şu şeyden de bulabiliriz onu x kenardan dolayı 36 ise 72 deyip 72 72 144 buraya da 36 diyebilirdik burası da 24 diyebiliriz bak 24 ya Bak köşegenlerin eşitliğini yazdım. Ekstradan burada da bir eşitlik çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Yani şu bir ikiz kenar üçgen oldu arkadaşlar. Bu ikiz kenar üçgeni kullanacağım şimdi. E bu ikiz kenar üçgenin tepe açısı kaç derece? 24. 180'den 24 çıkartıp 2'ye bölsem. Yani burası 156. 156'yı da 2'ye bölsem 78 yapar. 78 neresi yapar? Şurası. 60 artı x 78 e eşit olacaktır. Yani bu ikiz kenarın taban açıları. 78 78 yapacaktır. O zaman x de buradan kaç geldi gençler? 18 geldi. Yani cevabımız böylelikle Ceyhan oldu. ABCD düzgün beşgen ve ABF doğrusal. Eyvallah. BD ile de BF birbirine eşit verilmiş. BD ile de BF birbirine eşit. Verilmiş. Aa bak yine aynısı. Bir köşegenle alakası yerde bir eşitlik verilmiş arkadaşlar. Köşegen işin içerisinde yine bir köşegen çizeceğiz. Çizelim kardeşim. Şuradan şu köşegeni çizecek olursam. Aa hocam köşegenler birbirine eşitlik. Hemen şöyle gösterdin. Ne çıktı? Hem şurada bir x kenar hem de şurada bir x kenar çıktı. Hocam burası 108 derece. Evet. Artık biliyoruz. Bunlar da 36 36 yaptı. X kenardan dolayı. Aa hocam şu açıyla da şu açı birbirine eşit mi? Eşit. Ve ikisi eşit ve toplamları da 36 ise bunlar da 18 18 yaptı. Bakın x açısı neye eşit oldu? 36 ile 18 yan yana geldi. 36 ile 18'in toplamı da kaç yapıyor arkadaşlar? 54 yapıyor. Yani cevabımız böylelikle Balıkesir oldu. <laughs>